Evet sevgili ön lisans ilahiyat bir öğrencilere sizler için soru çözümlerini faydalanmanız ve yararlı olması umuduyla başlattık. Hayatımız Arapça YouTube kanalında. Şu anda 2019-2020 final dönem sonu sınav sorularını sizler için çözmeye başlıyorum. Buyurun dinleyelim. 1. Noktalık Mustafa cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan ayrık özne zamiri aşağıdakiler hangisidir? Nedir? Hüme o ikisi, entüme siz ikiniz, enti karşımızdaki bayan sen diyoruz. Hiye o hanım, dolayısıyla ene Mustafa diyecek. Doğrusu bu arkadaşlar. Ene Mustafa. İkinci soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi düzensiz bir çoğuldur? Düzensiz çoğul arkadaşlar. Müderrisine düzenli, muallimune düzenli, muslimani düzenli, tabi müsenna tesniye, mumarridatü düzenli. Dolayısıyla C şıkkı. Yani düzenli ne demek? Düzenli müfretteki yapısı bozulmadan sonra harf eklenerek elde edilen. Düzensiz yapısı bozularak. Mesela mescidün ne olmuş? Mesacid olmuş. Onun için bu doğru cevabımız bu. El bintenil kitabe yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek fiil yoksu aşağıdakiler hangisidir? Derse hani dedi ki eğer fiil başta ise fiiline cinsiyet yönünden uyar. Sayı bakımından uymayıp müfret olarak gelir. Buraya ne gelmesi lazım? Dereset arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyoruz. B şıkkı. Dereset. El bintenil kitabe. İki kız kitabı tedris etti. Yani mutala etti. Kitaba çalıştı. Diğerleri yanlış zaten. Yanzuruna fiilin anlamı aşağıdakilerin hangisidir? Yanzuru, yanzurani, yanzurun. Demek o erkekler bakıyorlar. Şu doğru cevabımız bu arkadaşlar. Diğerler kadınlar bakıyorlar. Kadınlar bakarlar. Bakarsınız, bakıyorsunuz değil. Bakıyorlar o erkekler. Beşinci soru. Sual-i Hamis. Aşağıdaki işaret sıfatlarından hangisi eril ve dişil için ortak kullanılıyor? Arkadaşlar heze, hezen, heuley. Hezi, heten, heuley. O zaman bu. Bakın. Diğerleri hatani tilke hazi bayanlar için zelike erkekler için kullanıyor. 6. Nazartu ile nokta nokta at tabibeti. Bu doktora baktım, bayan doktora baktım. Hateyni bu ikisi. Heze bu erkek. Hezeyni bu iki erkek. Heuley bu erkekler, bu bayanlar. Dolayısıyla doğru cevabımız ile hazi tabibeti olacak. Sevgili arkadaşlar 7. soru. Nokta nokta hazil hakibetü leke. Naam, hazil hakibetü. Bunu hiç unutmuyorsunuz. Eğer naam ile başlamışsa veya la ile başlamışsa, la veya naam ile başlamışsa bir cevap, soru ne olması lazım? Hel. Tabi limaze niçin? Eyne nerede? Kem kaç? Men kim? Hel mima. Aşağıdaki harfi cerlerden hangisi aidiyet ve sebep bildirir? Aidiyet. Bakın limen ve limaze. Limen kimi? Limazen için. Dolayısıyla ne diyoruz? A şıkkı. Ale üzerinde bi ile ile e a fi de da anlamında. Dolayısıyla duracağımız A. 9. Aşağıdaki hangisi miladi takvimde kullanılan aylardan biridir? Şaban, Şevval, Recep, Safer, Hicri arkadaşlar, Ebril, doğru cevabımız yani Nisan. 10. soru aşağıdakiler hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Belirtili isim tamlaması. Bakın fusulü senetin belirtisiz. Sene mevsimleri. Herhangi bir mesele. Mudiru şirketin. Şirket müdürleri herhangi bir şirket. Muallimetün cedidetin bu sıfat tamlaması yeni bir bayan öğretmen. Şuhur seneti yılın ayları dolayısıyla cevabımız bu olacak. El ilmu kenzun zaten bu bir isim cümlesi. İlim hazinedir diyor. 11. soru sevgili arkadaşlar. Es-Sü'el Hadi Aşara. Faslu nokta nokta baridun ve müsricun. Soğuk ve karlıdır. Mevsim. Hangi mevsim olur? Soğuk ve karlı. Şite. Tabi burada mevsimleri bileceğiz. Er-Rabi'u ilkbahar. Eş-Şite'u kış. El-Harifu sonbahar. Es-Sayfu yaz. Bu da sene. Es-Seneti. Faslu seneti. Senenin mevsimi. Soğuk ve karlıdır. O, anlamsız. Hangi mevsim? Kış mevsimi. Es-Sü'el-i Sene Aşar 12. soru.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması bulunmaktadır? Sıfat tamlaması. Bakın mesela be bu seyyareti muğlakun. Arabanın kapısı kapalıdır. Bu bir isim cümlesi. Kapalıdır diyor. Be şıkkı haraca min hazel beytil kadim. İşte budur bak. Bu eski evden çıktı. Bu eski evden çıktı. Haraca min hazel beytil kadim. Yusufil beyt. Keyfel beytu? Cedid, kadim, kebir, sagir. Evet, doğru cevabımız o. Diğeri, rekibtul kitara medinetin, şehir trenine bindim. Fetehtu safhatel kitabı, kitabın sayfasını açtım. Bu sıfat değil, isim tanımlamasıdır. Enefis safil külliyeti, bu da bir isim tanımlaması. Ben fakültenin sınıfındayım diyor. Neredesin? Fakültenin sınıfında. Hiye bintun taviletun. Sual serisi aşağı, 13. sayfa. Yukarıdaki cümlede yer alan sıfatın zıt anlamlısı aşağıdakiler hangisidir? Tavil uzun olduğuna göre arkadaşlar kısa, kasiratun. Cemiletun güzel, nahifetun zayıf, seminetun şişman, şişko, müştehidetun çalışkan. Zıt anlamlısı kasiratun. İhlaslı öğretmenler 14. soru ifadesinin Arapça karşılığı aşağıdakiler hangisidir? Hızlı mı gidiyoruz sevgili arkadaşlar? Yavaşlayalım mı? Görüşlerinizi bekliyoruz videonun altına inşallah. El muallimune muhlisuna. Arkadaşlar doğrusu bu. El muallimune muhlisuna. Bakın muhlis, ihlaslı öğretmenler. Dolayısıyla buraya işaretliyorum. Diğerleri el muhlisuna el muallimune devrik olmuş. El muallimune muhlisuna öğretmenler ihlaslıdır. El muallimine muhlisine yine mansup durumda gelmişti mefhulun. Muallimun muhlisi ihlası öğretmen, erkek öğretmen. Ama burası erkek öğretmenler olduğu için doğru cevap aşık. 15. Nokta nokta ileye bir şeklin tavilin yani bana uzun bir şekilde yaz anlamı vermesi için boş bırakılan yerde kullanacak fiilin uygun yapısı aşağıdaki hangisi? Yaz diyor. O zaman üktüp diyecek. Bak üktüp. Şimdi üktübü yazınız. Meketebe yazmadı. Tektübü yazarsın, de tektübü yazmıyorsun. Dolayısıyla emri hazır oluyor. 16. Aşağıdakiler hangisi emri hazır yapısında bir fiildir? Emri hazır. Arkadaşlar emri hazır. Bakın lem eclis oturmadım. Le teclis oturma. Teclisi oturuyorsun. Eclisi oturuyorum. İclisu oturunuz. Oturunuz. İclisu. 17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisine fiil olumsuz muzari formunda çekilmiştir? Olumsuz muzari. Bakın, la teftahu açmıyorsun. La teftahi, la teftaha, la teftah, la teftahu hepsi nehi hazır arkadaşlar. Bu olumsuz muzari. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. 18. Emri aşağıdaki seçeneklerden hangisine fiil emri gaib? Emri gaib ortada olmayan birine ve birilerine emir vermektir. Bu nasıl yapılıyor? Fiili muzarinin başına arkadaşlar kesireli bir le getiriyoruz. Kesireli bir le ve sonunu cezmediyoruz. Mesela liya'budu doğru cevap bu. Bakın. La teftah açma. İclis otur. La yanzuru bakmıyorlar. La tektubu yazmıyorsun. Şimdi liya'budu ibadet etsinler. Dilef-i Kureyş suresi var. Orada geçer sevgili arkadaşlar. 19. soru. Tunazzimu hazil el'abu kulle erba'ati senevetin. Yukarıda verilen cümlenin en yakın Türkçe karşı aşağıdaki hangisi? Bu sorular mutlaka çıkar böyle bir soru. Tunazzamu düzenlenir. Hazil el'abu bu oyunlar. Kulle erba'ati senevetin. Her 4 yılda bir. Arkadaşlar tunazzamu hazil el'abu bu oyunlar. O dolayısıyla ceşit. Değil, pardon, aşık. Yani bu oyunlar 4 yıldır düzenleniyor. Yok. Bu oyunlar 4 yılda pardon, bu oyunlar yılda 4 kez düzenleniyor. Hayır. Bu oyunlar 4 yılda bir düzenlenir. Bu oyunlar her 4 yılın başında kelimesi yok. Bu oyunlar 4 yıl için düzenleniyor. Öyle bir şey yok. Son sorumuza geldik. Aşağıdakiler hangisi sadece dişil için kullanılan mansub munfasıl zamirlerden biridir. Mansub munfasıl zamir. Mansub munfasıl.
Arkadaşlar doğru cevabımız bu oluyor. İyyâki ve bir sonraki videoda buluşmak üzere hepinize hoş vakitler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.